Selamlar sevgili Aslan, nasılsınız? Merhaba. Evet Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, Bilinçokulu Astrolojik Gökyüzü Haber Bülteni ile beraber Aslan Burcu'nun Ekim ayı yorumlarında sizlerle beraberiz. Elimizde bir yeni ay, bir dorunay var. Ne diyorsun 5 Ekim Terazi Burcu'ndaki yeni ay, evet. Demet? 19 Ekim Koç Burcu'nda ay tutulması var ve çok ilginç bir döneme giriyor aslında. Aslanlar için ben hareketli ve ilginç bir ay olacağını düşünüyorum. Terazi yeni ayı. Oldukça güçlü bir yeni ay. Seyahat. Uranüs Plüto etkisi var. Ani. Beklenmeyen. Belki bir zorunluluk nedeniyle olan bir seyahat olmasın. Evet. Akrabanın hastalanması. Bir akraba hastalanabilir. Kanlı bir olay olabilir. Veya da işte küçük bir problem olabilir. Hı-hı. Aniden bir yabzığa gitmek olabilir. Aile içindeki belli, hı-hı, değerler, belli kişiler için bir seyahat olabilir. Eski dostlarla görüşme olacak. Çünkü bu bayramın da olduğu bir dönem. Yani insanların rahat seyahat, hı-hı, edebileceği bir dönem bu. 5 Ekim Terazi Burcu'ndaki yeni aile beraber. Seyahatlerin, yolculukların çok fazla süre artacağı, akraba ziyaretlerinin, evet, fazla sıra artacak. Genç aslan burçları için ise eğitim, öğretim, ülke dışı değişimlerin fazla sıra olabileceği, hı hı, bir dönem. Bir de 19 Ekim haftası aslanlarda belki bir araba almakta, evet, hayallerindeki bir otomobili de almak gibi bir olgu var. Evet, küçük detayları sen ver derim. Neler, evet, var başka? Bu ay Venüs Yay Burcu'na geçecek 7 Ekim'de. Aslanlar için güzel enerji Venüs'ün Yay Burcu'na geçmesi. Aşk hayatlarında hareketlilik, belki flörtler, çocuklarla ilgili güzel gelişmeler, sosyal faaliyetler, seyahatler Venüs Yay Burcu'ndayken daha fazla gündemde olabilir. Minik kediler mutlu olacaklar yani. Evet, biraz keyifli bir dönem. Çünkü Terazi ve Koç zaten güneş yerine çok olumlu olduğu, evet, için Aslan'ın, yani Aslan Burcu'nu, Kova, hı-hı, Burcu'nu, Yay Burcu'nu çok olumlu etkileyen bir döneme, hı-hı, girdi. Yani sen de artık iyi bir döneme girdin sevgili Demet, Terazi Burcu döngüsündesin. Tabii ki. Tutulmalarla yani, beraber diyorsun. İyi ama yine başlangıç tutulmaları, evet, iyi. Evet. Başlangıç, evet, tutulmaları iyi. Bir de hayatında hak edişlerin ve arınman çok yüksek olduğu için tutulmalar çok zararda etkilemiyor. Evet. Daha fazla tanınıyorsun, daha fazla kariyerinde belli bir noktaya geliyorsun. Çok daha güçlü bir çizgiye geliyorsun. Aslan burçları da tanınma, medya, evet, radyo, televizyon gibi konulara, hı-hı, ön plana çıkartacakları bir dönem. Olabilir. Yani yurt dışı ile ilgili işler, organizasyonlar, artış gösterebilir. Mars Başak Burcu'na geçecek 15 Ekim'de. Para konulara, evet, dikkat etmek para lazım. Para harcayabilirler. Bence o seyahatlerin artmasıyla tabii ki para da harcanacaktır. Bir de 16 Ekim'de Venüs 3'ten, evet, Uranüs var. O ani seyahat veriyor. Medya, yayıncılık, yurt dışıyla ilgili konuları ön plana çıkartıyor. 19 Ekim zaten güçlü. 19 Şimdi, Ekim ay tutulması. 21 Ekim'de Merkür'ün retro hareketi bu Aslan Burcu'nu nasıl etkileyecek? Bu biraz önemli. Evleriyle ilgili biraz uğraşmaları gerekebilir. Yani evdeki bir araç gereçlerinin bozulması olabilir, evlerinin tadilata girmesi olabilir. Bilgisayar veya ve teknolojiyle, evet, ilgili sıkıntıların ön plana, evet, çıkması evde olabiliyor. Evde uğraşacakları bir dönem. Evde ilgilenebilecekleri bir dönem. İşlerle ilgili bir olgunun ön plana çıkacağı bir dönem. Ya da aileyle ilgili geçmişten gelen bazı konular gündeme gelip onlarla ilgili konuşmalar. Eski bir mirasla, evet, ilgili bir konu ortaya çıkabiliyor. Çünkü bu Merkür retro hareketle Plüton'a, evet, belli döngüler, hı-hı, yapabiliyor ama bunlar tabii ki çok bireysel horoskoplarda daha detaylı tabii görünebiliyor. Ki, alınıp alınmayacağı. Belli bir bazı parasal kaynakların artacağı görünüyor. Hı-hı. Hı-hı. Çünkü aslanlarda parasal kaynaklar son zamanlarda çok sıkıntılıydı. Parasal ev alımından, satımından, mülk, hı-hı, satımından kaynaklanan belli gelirlerde artışlar olacak. 23 Ekim'de Güneş de Akrep Burcu'na giriyor. Güneş de Akrep Burcu'na geçiyor. Artık biraz daha aile ve ev yaşamları daha fazla gündemlerinde olabilir Aslan Burçları'nın. 26 Ekim'de beklenmedik bir gelir. Güneş Üçgen, evet, Neptün. Evet. Belli bir gelir. Balıktaki Neptün'ün Güneş'ten, Akrep'ten desteği. Hı-hı. Beklenmedik bir gelir gelebiliyor. Çok yüksek bir şey değil ama 3 kuruş da olsa bir şey gelir derim. Evet. 30 Ekim Mars Üçgen Plüton. Evet arkadaşlar, detayları görmek istiyorsanız bilinçokulu.com ve bağlı olduğu portallarla beraber haftalık videoları ve günlük videoları seyrederek bu ayın gökyüzü konusunda kendinizle ilgili pek çok bilgi ve detay alabilirsiniz. Öyle, evet, değil mi Demet? Kesinlikle. Hoşça kalın. Sevgiler. Bye.